Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sedat Talıbalı. Bugün Hyundai, Kia, Bongo ticari araçların 100 binden sonra motor seslerin değiştiğinin sebebi nedir, ne değildir? Biraz bu konu hakkında sizinle tartışacağız. Eğer ki siz de bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz mutlaka ve mutlaka yorum kısmında sizleri bekliyor olacağım. Yaptığınız yorumlar hem beni bilgilendirmiş hem de bu videoyu izleyecek arkadaşları da bilgilendirmiş olursunuz. Sevgili arkadaşlar, kardeşlerim, şu bir gerçek ki 100 bini geçen Hyundai ve Kia Bongo araçlarının motor sesleri yükseliyor ve 160 binden sonra araçlar artık kendi rant dumanlığını göstermiyor. Range Rover cipler de öyledir mesela. 160 binden sonra çöptür birçoğu. Öyle de bilinir hak tabiriyle. Yani bunu bilen arkadaşlarımız olur. Arkadaşlar, normalde fabrika verisi değil de bu bizim ustalarımız Kia'ların, H100'lerin yağ değişimini 10 binden 10 bine yapıyor. Aslında Kia Bongo'ları benim tavsiyelerim ve araştırmalarıma göre en az 9 bini görmeden yağın değişmesini ben size tavsiye ediyorum. Çünkü yağ eskidikçe turboya, biliyorsunuz, yağ soğutmalı olduğu için buradaki motoraya aslında turboya da gidiyor. Bir de arkadaşlar, sizden ricam, 750 kilometre yol yaptırır şak diye kontağı kesmeyin. Çünkü turbo kendisini soğutacak bir vakit tanımıyor. Yağ da öyle, bu aracın yıpranmasına da karşı. Bir de arkadaşlar, fabrika buna hangi yağ markasını önerdiyse, kaç numara yağı önerirse, mutlaka mutlaka bu yağı kullanın. Bundan yıllar önce bir otomobilim vardı. Artık usta hatası mı bilmem, farklı bir yağ, İncelikte bir yağ denedik. Ya arkadaş, aracın motor sesi bir anda çoğaldı. Yağını değiştirmek zorunda kaldım. Yani değiştikten sonra motorun sesi düzelmeye başladı. Bu Kia Bongo'larda da böyledir. Farklı bir yağ, yani fabrikaların belirlediği yağ dışında yağ kullanırsak bu araçların ömrünü kısaltır ve motor sesini sizlere çoğaltır. Bunu söylemekte yarar vardı, söyleyeyim. Bir de arkadaşlar, her yerden yağ alınmaz, her yerden mazot da alınmaz. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, adam mesela uzun yola gidiyor. Mazot kaç para? 7.40. Aa, yolda görüyor Ali Mehmet'in yeri falan filan. 6.40'tan buradan alıyor. Bu ne oluyor? Enjektöründen tutun motorun sağlığına kadar birçok şeye zarar veriyor. Motorun ömrünü uzatıyor. Arkadaşlar, ticari araç. Aslan besliyorsanız yeminden de çekilmeyeceksiniz. Sonuçta bu kapımızda yatan ekmek teknemiz. Mazotundan keseyim, şunu alayım, bunu alayım gibi bir saçmalığa uymayın. Arkadaş, sen bununla para kazanıyorsan, bu sana ekmek getiriyorsa, sen bunu iyi doyuracaksın. Ben sana her gün tavuk döner, her gün tavuk döner, her gün tavuk döner yedirirsem, sen bir süre sonra kusura bakma sıçamazsın. Bunlar da böyle. Eğri düzel yakıt alacaksın baba. 5 kuruş 10 kuruş fazla olacak. Gözün arkada kalmayacak. Enjektörlerini koruyacak, turbonu koruyacak, motor sağlığını %90'larda tutacak. Bunları göz önüne almamız lazım. Evet, tıraşımı beğenmem dostlarımız almış. Burada geçen bir arkadaşımız dedi. Bir de arkadaşlar, hava filtreniz, mazot filtreniz, yağ filtreniz orijinal olsun. Şimdi bakıyoruz, yok şu marka 50 lira, yok şu marka 80 lira, 30 liradan kaçacak arkadaşlarımız var. Kaçmayın kardeşim. Çünkü içerideki gözeneklerin kaliteli olması araca daha az pislik gönderir. Bu da sizin aracınızın motorunu üst kademeye getirtir. Yani ben sizin suyunuzun içine kola da katsam, siz bir süre sonra susuzluğunuz bitmeyecektir. Bu araçlar da öyledir. Altı friz, zaten ben araç bilmem. Benim bütün araçlarım altı frizleri tamamdır. Altı friz de bir arabanın ana damarıdır. Nasıl kanımız bizim hareketteki ya da diğer işlemleri yapıyorsa, ya da özür dilerim.
altı frizle öyledir. Bir anlık unutkanlık yaşadık, kusura bakmayın. 150 binden, 160 binden, 200 binden sonra Kia'lar artık ömrünü tamamlıyor. Benim gözümde öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz videoların devamını elimden geldikçe çekeceğim, getireceğim. Hatta bu Kia Bangola'nın sesinin nasıl çoğaldığını da gösterecek bir video çekeceğim. Mesela benim aracım dediğim gibi 87 binde aynı emsal aracım var, 50 binde ikisinin motor sesleri farklı olduğunu sizi videoda göstereceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada 1000 abone olduk. Hepinizden teşekkür ederim. Artık 2000 abone olmayı hedefliyoruz. Bundan sonra 100.000'lere kadar çıkacağız inşallah. Ömrümüz sağ olduğu sürece. Kia Bango sevdalarına buradan hepinize selamlar diliyorum. Hoşça kalın.